Merhaba arkadaşlar, KRE Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz 3. kez başlıyor. 3. posterimizle sizlerle bir arada olmak mutluluğunu yaşıyorum. Bendeniz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Osman Baykal. Evet, bu posterimiz sevgili arkadaşlar çok önemli. Neden? Bunu sık sık söylüyorum. Yani belki biraz da etkili oluşunu, etkileyiciliğini yitiriyorum bilmiyorum gözünüzde ama arkadaşlar bu konu daha önceki posterde de söylediğim gibi her yıl 3-4 sorunun doğrudan geldiği yani ve birkaç soruyu dolaylı olarak ilgilendiren kesin konuşmak zor ama her yıl 3 ila 6 soruyu ilgilendiren bir konu bu sevgili arkadaşlar. Bunlar değişken. Dolayısıyla net bir sayı vermek mümkün değil. Bu birinci bölümün devamı arkadaşlar. Şiir bilgisi 2 olarak devam edeceğiz. Evet. Şimdi hemen uzatmadan konularımıza başlayalım sevgili arkadaşlar. Tunç Uyak'la devam ediyoruz. Tunç Uyak nedir? Uyaklı sözcüklerden birinin başka bir sözcüğün içinde yer almasıyla oluşan uyaktır. Tunç uyak aynı zamanda zengin uyağın bir türü olduğundan ses benzerliklerinin en az 3 olması gerekir. Evet arkadaşlar tunç uyakta bakın şöyle diyeyim size yokuşlar kaybolur çıkarız düze kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Evet bu cinastan çok farklı bir şey. Cinas biliyorsunuz yazılışları aynı. Okunuşları aynı, anlamları farklı sözcük ya da sözcüklerle yapılıyordu. Burada ise bir sözcüğün diğer sözcüğün içinde, daha uzun tabii o sözcük, içinde aynen yer almasıyla oluşur sevgili arkadaşlar. Dikkat buyurunuz. Tekrar okuyalım. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Burada redifler de bunun içinde sevgili arkadaşlar. Tabii ki e'ler ek durumda redif, yönelme durum eki, ismin e hali eki. Düz düzlerde burada ne oluyor? Tunç uyağı oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Elbette bunlar rediflerle bozulmaz. Yani orada bir redif olması lazım. Ya da hiçbir şey olmadan sözcüğün o son en az 3 harfinin benzer olması lazım arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Tunç uyak, zengin uyağın aslında bir türüdür. Yani ondan çok da böyle ayrı düşünülmesi gereken bir şey değil arkadaşlar. Neden? Çünkü 3 ses benzerliği aklımıza derhal zengin uyağı getiriyor. Evet, arkasından gelen sevgili arkadaşlar cinaslı uyaktır. Cinaslı uyak arkadaşlar ses bakımından aynı, anlamları farklı sözcüklerin oluşturduğu uyaktır. Şimdi burada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Cinaslı uyak varsa orada tabii ki cinas sanatı da vardır. Bakın. Cinaslı uyağın olduğu her yerde cinas sanatı vardır. Ancak cinas uyak olmadan da yapılabilir. Mesela bir başka posterde daha bahsetmiştim bundan. Bir evde düzen olsa düzen olmaz o evde. Mesela burada arkadaşlar bu tek dize ben sığmadı diye böyle altına yazdım. Bu iki dize değil yani tek bir satır bu. Bir evde düzen iki kadın demek. Bir evde düzen olsa düzen olsa düzen olmaz o evde. Evet yani çok eşliliğe karşı çıkan bunu cinaslı bir şekilde anlatan bir mısra bu. Şimdi bakın burada yan yana olduğu için kafiyeden bahsetmemiz mümkün değil. Şiirin içinde de cinas sanatı yapılabilir. Yani sonda kullanmadan, uyak biçimde olmadan da cinas sanatı yapılabilir. Dolayısıyla cinas sanatının olduğu her yerde cinaslı uyak olmak zorunda değil. Ama cinaslı uyağın olduğu her yerde otomatik olarak cinas sanatı vardır. Evet bakın burada sonlarda olduğu için tabii ki uyak aynı zamanda. Otomatik olarak dediğim gibi cinas sanatı da söz konusu. Bu bir mani, budala, bülbül konar budala, olmuşum yer delisi, bana derler budala. Evet budala burada ahmak, aptal anlamında budala. Burada da ağaç parçası. İşte bu cinaslı uyaktır. Aynı zamanda cinas sanatı var. Çok klasik örnek yıllar önce sorulmuş. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.
örneğinde de bu durum söz konusu. Şimdi gelelim ahenk unsurlarından uyan örgüsüne sevgili arkadaşlar. Bakalım böyle neymiş bu? Harflendirmeyle gösteriyoruz bunları, ses benzerliklerini. Düz uyak nedir? Şiirde birinci ile ikinci dizenin, üçüncü ile dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı olması, ilk üçünün veya dört dizenin aynı biçimde uyaklı olmasıdır. Arkadaşlar bunların üçüne de düz uyak denir. Yani düz uyak biraz geniş. Şunların hepsi düz uyak bakın. Dört dizede birbiriyle uyaklı olabilir. Buna düz denir. Üçe bir olabilir. Bakın. İki iki olabilir. Bunun yeri de çok önemli değil. Şu burada olabilir. Yani AA, BA biçiminde falan da olabilir. O harfin yeri de çok önemli değil. Dolayısıyla 4'ü birden benziyorsa, 3'ü benziyorsa, ikiliyse ve bunlar birlikteyse bu durumda bunlara düz uyak denir. Bakın, oturmuş ak gelin taşın üstüne, taramış zülfünü kaşın üstüne, bir selam geldi başım üstüne, alırım kız seni komam illere. Evet. Yani E harfleri burada hepsi birden, dört dize birden uyaklı olduğu için düz uyak. Cool cool ötüşüyor kumrular, çağlayıp akıyor bulanık sular. Meleşir koyunlar, körpe kuzular, açtı bahar çiçekleri adanın. Evet, kumrular, sular, kuzular adanın. Burada ne oluyor? A, 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 B, üçü benzer bir farklı yine düz uyak. Ayaklar çeşit çeşit kunduralar içinde, ayaklar yarı çıplak paçavralar içinde. Ayaklar odalarda bir çift yavru güvercin, tutup avuca almak, okşayıp öpmek için. Burada da 2-2-2-2 şeklinde uyaklanmış. Buna da yine sevgili arkadaşlar düz uyak adı veriliyor. Evet. Bununla ilgili çıkmış bir soru okumak istiyorum size. Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü, çobanın sütedir koyun güttüğü, toprağın Habil'i kabul ettiği, şüphesiz yüzünün yumuşaklığından. Evet, burada sevgili arkadaşlar A, 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 B kafiye düzenini, yani düz uyağı görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sık sık sorulan, karşımıza çıkan bir konu bu. Her yıl mutlaka çıkıyor. Özellikle son yıllarda sevgili arkadaşlar. Çapraz uyak şiirde birinci ve üçüncü dize ile ikinci ve dördüncü dizenin uyaklı olmasıdır. Şöyle yani arkadaşlar. Pardon. Şöyle. Şunu iptal edelim. Buna çapraz uyak denir. A, B, A, B. Evet. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şehitlerimize yazılan çok duygulandırıcı, muhteşem bir dörtlük. Evet. Bastığın yığın yerdir, yerdir. Bakın bu şekilde 1 ile 3, 2 ve 4 uyaklı, yani çapraz uyak düzeninde. Sarma ya da sarmal uyak düzenindedir sevgili arkadaşlar. Şiirde birinci ve dördüncü dizeler ile ikinci ve üçüncü dizelerin uyaklı olmasıdır. Şu şekilde yani. Buna da sarma kafiye, sarma uyak, sarmal kafiye, sarmal uyak deniyor. Tuna'yı görmedim fakat tanırım. Bir ümit önünde koştuğum zaman, geçmişi anarak coştuğum zaman, kendimi bu dinin beyi sanırım. A, B, B, A biçimde bakın. Tanırım, sanırım, zaman zaman. Buna da sarma uyak denir. Yine geldik şiir türlerine. Bu da çok sık sorulan, yani her yıl mutlak surette doğrudan bir sorunun olduğu, dolaylı olarak da 2-3 soruyu bazen ilgilendiren bir konu tek başına. Arkadaşlar lirik nedir? Aşk, ayrılık, ölüm ve benzeri duyguları anlatan şiirlerdir. Niye hep lirik söylenir? Bense uydurmasyon bir istatistik vereyim arkadaşlar. Dünya edebiyatını şöyle toplasak, gelmiş geçmiş bütün şiirleri üst üste koysak arkadaşlar, en az %70'i, bu atmasyon bir rakam, tekrar söylüyorum, lirik şiirlerden oluşur. Yani şiir dendiği zaman aklımıza standart tür olarak lirik şiir gelir. Aşk, ayrılık, ölüm. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerine lir adı verilen bir sazla söyledikleri için bu şiire lirik şiir ismi verilmiştir. Ben size burada bir bilgi vereyim. Lir arkadaşlar, o çalgının adı. Şöyle resmim berbat ama çizebiliyor muyum? Evet. Şöyle
bildiğiniz gibi böyle telleri olan, değil mi? Böyle şimdi ne yapalım? Biz bunu böyle çizmeyelim de görelim arkadaşlar. Evet, işte bu çalgı lir. Tabii bunun çok daha farklı türleri var. Bu zamanla arp adlı dev çalgıya dönüşmüş. Bunun eşliğinde böyle denizin dalgalarını hatırlatan o sesi, onun eşliğinde söylenen şiirlerden oluşuyor. Oradan geliyor lirik. Dünya edebiyatının en çok evet işlenen şiir türüdür. Ahmet Muhip Dranas. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimlerden şarkılar getirdim sana. Evet, Serenat. Ahmet Muhip Dranas'ın en muhteşem 3 şiirinden biri. Hepsi güzel ama Olvido, değil mi? Fahri abla, Serenat, bir de kar var. Epik şiir arkadaşlar. Bu sözcük epope. Evet, Yunanca'da destan. Bu arada Yunanca deyince hemen böyle kıl olmayın. Bu günümüzdeki Yunanistan öyle edebiyatta öyle çok devasa bir ülke değil arkadaşlar. Burada kastedilen eski Yunan. Yani Anadolu'nun da bir kısmını o dönemde kapsayan, bizim Anadolu'ya gelmemizden çok çok önce burada yaşamış bir kültür, eski Yunan toplumu arkadaşlar. Onlar Batı edebiyatının, Batı kültürünün temelini oluşturduğu için bu Yunanca kelimesi çok geçer. Evet, epope'den geliyor. Epik destansı demektir arkadaşlar. Atıldı bir Mehmetçik, büyü bozuldu bir düşman süngüsüne göğsünden. Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki dipçik gürültüsünden. Evet. İşte burada ne var arkadaşlar? Bir epik şiir var. Destanların hepsi epik şiir tarzında yazılmıştır. Yapay destanlarda epik şiir tarzındadır. Aklımıza kim geliyor? İşte Kayıkçı Kul Mustafa geliyor. Nazım Hikmet geliyor. Kuvayi Milliye destanı arkadaşlar. Atatürk'ün muhteşem betimlediği epik şiirleri var. Pek çok şairimiz var. Fazıl Üstün'ü Dağlarca yine aklımıza geliyor. Tabii ki İstiklal Marşımız. Oo, nasıl unuturuz? İstiklal Marşımızın bizzat kendisi de bir epik şiirdir arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim pastoral şiir kavramına. Pastoral şiir üzerine şöyle biraz konuşmak istiyorum. Pastor, Batı dillerinde, Fransızca'da şu an günümüzde de halen yaşıyor. Sanırım İspanyolca'da falan, İtalyanca'da da var. İngilizce'de biraz farklı çoban kelimesi. Ama bu çoban anlamına geliyor. Latince kökenli bir kelime. Arkadaşlar çobansal şiir diye düşünün, yani pastoral, çobanın şiirleri gibi. Doğayı, kır yaşamını ve çoban hayatını anlatan şiirlerdir. Kır yaşamını anlatan şiirlere idil, çobanın konuşturulduğu şiirlere eglog denir. Çobandan bahsettim, hemen eglog olmaz ha. Yani aman dikkat. Çobanın konuşturulması lazım. Bizim edebiyatımıza çok geç gelmiştir. Sebebi şu, bakın burayı dikkatli dinleyelim. Pastoral ögeler tabii ki halk ve divan edebiyatımızda, özellikle halk edebiyatımızda tamamen pastoral ögelerle doludur. Ama batılı anlamda pastoral şiir niye vardır? Bu tabiattan böyle bahsettiği zaman hemen pastoral şiir olmaz. Tamamen kır yaşamını anlatması ya da çobanı konuşturması gerekir. Şimdi batıda niye doğmuş bu tür? Bildiğiniz gibi sanayi inkılabından sonra daha 1800'lerde, günümüzden 200 yıldan, 2 asırdan fazla zaman önce arkadaşlar, onlarda dev sanayi şehirleri kurulmuş. İşte Londra gibi, Paris gibi, Frankfurt gibi dev şehirler. İnsanlar burada doğaya hasret kalmaya başlamışlar. Bu yüzden batıda pastoral şiir doğmuş ve gelişmiş. Yani çok ilgi görmüş. Bizde ise Türk insanı tarihi boyunca, tabii günümüzü düşünmeyin şimdi, yani 1950'lere 60'lara kadar gelebilirsiniz bu noktada. İnsanlarımız genel olarak kırsalda yaşadığı için ve Türk toplumu tarım ve hayvancılıkla genellikle geçindiği için bizde böyle bir hasret pek olmamış. Dolayısıyla geleneksel Türk şiirinde pastoral ögeler yoğun biçimde kullanılmakla birlikte pastoral şiir yaygın değil. En bariz örneği Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları'dır arkadaşlar. Tam bir pastoral şiirdir. Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzü koyun uzanıyorum. Toprakta bir telaş bir telaş, karıncalar öteden beri dostum. Evet. Didaktik şiir arkadaşlar, bu öğretici şiir demektir. Didakt, öğreniyorum anlamında Latince bir ifadedir. Mesela otodidakt
kendini yetiştiren sanatçılara verilen isimdir. Bilgi ve öğüt veren şiirlerdir. Düz yazıya en kolay çevrilebilen şiirlerdir. Burada söylemedik ama ben söylüyorum. Sanatsal yönü biraz zayıf olan şiirlerdir. Peki kimler kullanır arkadaşlar bunu? Bir şey öğretmek isteyenler. Örneğin tasavvufi şiirlerde bunu çok görürüz. Kimde mesela? Nabi, değil mi? Nabi bunu çok kullanır. Yine sonraki dönemlerde arkadaşlar Ziya Gökalp kullanmıştır. Basit şiirlerde biraz sanat yönü zayıf kalır. Çünkü amaç sanat yapmak değil, bir şeyler öğretmektir. Kulak ver sözüme, dinle vatandaş. Uyma lak lak edip gülüşenlere. Seni meşgul eder işinden eğler. Karışır tembel perişanlara. Evet. Kutadgu Bilig de arkadaşlar didaktik bir eserdir. Ondaki beyitler de yine dinsel, ahlaki öğütler verir. Satirik şiir nedir? Toplumdaki kişileri ve aksaklıkları anlatan şiirlerdir. Eleştiri şiirleridir. Halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hiciv ya da hicviye bu isimde kullanılır. Batı edebiyatında satir adını alır. Elin kapısında karabaş olan, burnu sümüklü, gözü yaş olan, bayramdan bayrama bir tıraş olan, berbere gelir de dükkan beğenmez. Evet, toplumsal bir yergi niteliğini taşıyor. Bu arada o kelimeyi unuttum. Yergi kelimesi de kullanılabilir günümüz şiirinde özellikle. Mesela şöyle bir çıkmış soru var arkadaşlar. Yine aynı şiirden alınmış. Bu eski sorulardan birinde var. İş gelir elinden, iş gelmez elinden, gitmez bir kare. Aslında nesline giymemiş hare. Sandığı gömleksiz duran mekkare. Bedestene gelir, kaftan beğenmez diye bir dörtlük sorulmuş. Dramatik şiir arkadaşlar aslında bir şiir türü olmaktan ziyade bir tiyatro. Yani tiyatro terimi desek daha doğru olur bence. Çünkü tiyatroda kullanılır, şiir şeklinde yazılan tiyatro eseri anlamına gelir. Yani eğer oyuncular replik mi diyelim? Evet, repliklerini, konuşma kısımlarını şiir biçimde okuyorlarsa o şiirler işte dramatik şiirdir. Bu dramatik sözcüğü bizde çok yanlış kullanılan bir kelime sevgili arkadaşlar. Mesela bir kadının dramı diyorlar mesela konuşurken. Arkadaşlar dram günlük hayatta ne varsa odur. Acıklı olay demek değildir dram. Bunu lütfen yanlış kullanmayın. Trajedidir arkadaşlar o. Mesela kötü bir olay anlatıyorsanız bir kadının trajedisi demeniz lazım. Lütfen buna dikkat edelim. Bu da size dille ilgili bir bilgi. Bu da yanıltıcılığa neden oluyor. Dramatik şiir deyince ay bu dramatik, çok dramatik falan diyoruz, çok acıklı. Hayır, böyle bir şart yok. Acıklı da olabilir. Herhangi bir olayı da anlatabilir. Bakalım şimdi bu Elektra. Yine eski Yunan Homeros'un İlyadası'nda ismi geçen kahramanlardan biri. Kimdir arkadaşlar? Kral Priamos'un kızı Elektra. Bütün bildiklerimi anlatayım sana. Ağlamaktan vazgeçmezsen seni gün ışığına, ışığı girmez bir yere kapatacaklar. Yurttan uzak bir mahzende yaşayacaksın. O zaman bol bol ağlarsın gerçek talihsizliğine. Düşün bunları, felaket gelip çatınca beni kabahatli görme, aklını başına devşir. Evet, bu bir tiyatro metni aslında arkadaşlar. Bunu böyle alıp da sanat eseri gibi okumaktan ziyade daha çok sahnede izlemek güzel. Bizde tiyatro eserleri bildiğiniz gibi ilk eser kimindi? Şair Evlenmesi'ydi. Ondan itibaren düz yazı kullanıldığı için arkadaşlar bizde bu tür çok fazla gelişmemiştir. Yani dramatik şiir çok kullanılmış bir tür değildir bizde. Sevgili arkadaşlar, kare kodumuzu akıllı telefonlardan okutarak videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Posterlerden beni takip etmeniz sizler açısından faydalı olacaktır. Instagram adreslerimden bana Türkçe ve edebiyat ile ilgili sorularınızı iletmeyi unutmuyorsunuz. Umarım yoktur ama varsa şikayetlerinizi, olursa önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Vakit bulduğum her an sizlere bireysel cevaplar vermekten mutluluk duyarım. Sevgiyle, mutlulukla, hoşgörüyle, akılla, bilimle ve edebiyatla dolu günler diliyorum hepinize.